Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması zannedilen çıtır çıtır çok lezzetli bir börek yapacağız. Bu böreği yiyen herkes el açması zannetti. Deneyenler son derece bu tariften memnun kaldılar. Ben de bu tarifi gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye ederim. O zaman buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Böreğimizin önce iç harcını hazırlayalım. Bunun için 3 tane patatese ihtiyacımız var. Ben 5 tane patates kullandım. Bir kısmını ayıracağım. Üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ve soğuk suyumuzu ilave edelim. Su miktarını çok fazla tutmayalım. Patates de aynı seviyeye gelmesi yeterli. Kapağını kapatıp ve haşlamaya bırakalım. Patatesimiz iyice haşlandıktan sonra suyunu döküp bir eziciyle İyice ezelim. Çatalla veya başka bir aparatla da ezebilirsiniz. Patatesli iç harç soğan kavururken çok daha lezzetli oluyor. Soğan sevmeyenler içine direkt baharatını ekleyip kullanabilirler. Tavamıza biraz zeytinyağı alıp üzerine bir tane ince ince yemeklik doğranmış kuru soğanımızı ekleyelim. Söylemiş olduğum gibi soğan sevmeyenler baharatını direkt patatesin üzerine ilave edip karıştırarak hazırlayabilirler. Orta ateşte soğanlarımızı kavuralım, yakmamaya dikkat edelim. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ilave edelim. Salçamızı ilave ettikten sonra salça ve kuru soğanı biraz kavuralım. Yine salçayı yakmamaya dikkat edelim. Ezmiş olduğumuz patatesimizi hemen tavamıza alıp üzerine tuz, biraz pul biber ve karabiber serpelim. Tuz ve baharatını damak tadınıza göre arttırıp veya azaltabilirsiniz. İç harcını güzelce karıştıralım. İnanılmaz lezzetli bir iç harç. Birçok börek tarifinizde veya poğaçalarda kullanabilirsiniz. Evet, iç harcımız hazır. Hemen soğumaya bırakalım. İç harcımız hazır. Hemen böreğimizin sosunu hazırlayalım. Küçük bir tavaya 50 gram tereyağını alalım. 1 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağını eritelim. 3 tane yufkayla böreğimizi hazırlayacağız. Daha pratik olması için önce 3 yufkamızı üst üste tezgahımıza serelim. Tek tek de kesebilirsiniz ama üçerli olarak kesmek daha kolay olacaktır. Kullandığım yufkalar el açması yufkalar. Market yufkalarını çok fazla tercih etmiyorum. Sizler de daha güzel börek yapmak için mutlaka el açması yufka kullanın. 3 tane yufkamızı üst üste serdikten sonra bir bıçak yardımıyla ortadan eşit olacak şekilde keselim. Yufkalarımızı üst üste koyup bir kenara kaldıralım. Hemen böreğimizin sosunu hazırlamaya geçebiliriz. Karıştırma kasesine 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası alalım. Ben buğday kullandım. Sizler mısır nişastası da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 çay bardağı sıvı yağ, 50 gram tereyağımız vardı. Onu eritmiştik. Hemen tereyağımızı da ekleyelim. Tereyağı yerine yine arzu edenler margarin kullanabilirler. Sosumuzu güzelce karıştıralım. Bu sos da gerçekten bir harika oluyor. Birçok börek tarifinizde kullanabilirsiniz. Evet, sosumuz hazır. İçini de hazırlamıştık. 6 eşit parçaya bölelim tavadayken böyle bir kaşık yardımıyla. Daha sonra şekil vermeye geçebiliriz. Kesmiş olduğumuz yufkamızı tezgahımıza alıp üzerine hazırlamış olduğumuz sostan 2 yemek kaşığı kadar gezdirelim. Sosu gezdirirken mutlaka kaşıkla karıştırıp çünkü nişasta bekledikçe dibe çöküyor. Daha sonra bir fırça yardımıyla yufkanın her tarafına sürelim. Patatesli iç harcımızı yufkanın kenarlarına ve orta kısmına gelecek şekilde yerleştirelim ve daha sonra İki kenarını ortaya doğru kapatalım. Kapattıktan sonra bir yemek kaşığı tekrar kenarlarına sosumuzu sürüp bir fırça yardımıyla her tarafına sürelim.
Çok sıkı olmayacak şekilde rulo saralım. Kesinlikle bu aşamayı sıkı sarmayın. Geriye kalan yufkalarımızı yine yarım yufka olarak üzerine 2 yemek kaşığı sosumuzu gezdirip daha sonra bir fırça yardımıyla veya dilerseniz elinizle de sürebilirsiniz. Hangisi size daha pratik gelecekse o şekilde sürmeniz mümkün. Patatesli iç harcımızı yerleştirip tekrar iki kenarı ortaya doğru kapatalım. Sizler bu tarifi dilediğiniz iç malzemesiyle hazırlayabilirsiniz. Çünkü hepsi de ayrı güzel oluyor. Daha önce ıspanaklı yapmıştım. Ispanaklı peynirli çok güzel olmuştu. Yine sosumuzdan kenarlara sürüp bu sefer elimle sürmeye başladım. Oldukça pratik oldu. Sararken dikkat etmemiz gereken husus çok fazla sıkı sarmayalım. Biraz gevşek sardığımızda çok daha iyi sonuç alacağız. Sosumuzda nişasta var. Bunun için her sosu gezdirmemizde mutlaka karıştıralım. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yufkalarımız bitinceye kadar yarımşar yufkayı tezgahımıza alıp yağlayalım. Daha sonra iç harcını doldurup ve kenarlarını kapatıp gevşek olacak şekilde saralım. Hepsi bu kadar. 3 tane yufkamızı bu şekilde sardık. Daha sonra tepsimize sıvı yağla yağlayalım. Sarmış olduğumuz böreklerimizi tepsimize yerleştirelim. Yerleştirirken açık olan kısmı alta gelecek şekilde koyalım ki piştiğinde açılmasın. Uç kısmını alta gelecek şekilde tepsimize dizdik. Bu tarifi hazırlayıp dondurucuya kaldırabilirsiniz. Bu şekilde sardıktan sonra dondurucuya kaldırmanız mümkün. Ben bugün dondurucuya kaldırmayacağım, direkt pişireceğim. Evet, 6 tane böreğimizi tepsimize dizdik. Geriye kalan sosu tekrar karıştırıp bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürelim. Börek sosunda yumurtayı sevmeyenler bunu mutlaka denemeli. İnanılmaz çıtır çıtır el açması börek gibi oluyor. Evet, hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fansız fırında pişmeye gönderelim. Böreğinizi dilediğiniz tepsilerde hazırlayabilirsiniz. Evet, böreğimiz yaklaşık 45-50 dakikanın sonunda çok güzel pişti. Nar gibi kızardı. Altı üstü gayet güzel pişmiş. Tabii sizler mutlaka alt kısmını tekrar kontrol edin. Böreğimizin ilk sıcağı çıktıktan hemen sonra dilimlemeye geçebiliriz. Bu işlemi bir tahtanın üzerine alarak daha kolay yapabilirsiniz. Ben bugün almadım ama almanızı da tavsiye ederim. Çıtır çıtır gerçekten harika oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz kıymetli yorumlarınızı ve güzel emojilerinizi bırakırsanız çok sevinirim. Hemen böreğimizi kontrol edelim. Gayet güzel pişmiş. Bakın altı üstü nar gibi kızarmış ve çıtır çıtır bir lezzet. Böreğimizi çok fazla soğutmadan servis tabağımıza alalım. Önce maşayla alacaktım ama o kadar çıtır çıtırdı ki maşayla alamadım. Çok fazla kırmamak için hemen elimle servis tabağını aldım. Evet, tabağımıza dizdikten sonra şimdi ben susacağım ve sizi böreğin çıtırtısıyla baş başa bırakıyorum. Bugün de sizlerle muhteşem bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım tarifimi sizler de beğenmişsinizdir. Kanalımda birçok börek tarifi var. Hepsi çok denenmiş ve çok güzel geri dönüşler aldığım tarifler. Bu güzel tarifleri sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğenip yeni tariflerim için kanalıma abone değilseniz abone olup ve daha sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.